Herkese merhaba, ben Emir. Bugün sizinle Lost Ark'ta karakter tanıtım videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz çok yakın bir tarihte Lost Ark çıkışını yapacak ve hala da bizim Discord adresinde olsun, oyuna yeni başlayacak kişiler olsun gruplarda gördüm. Hangi karakteri seçmeleri konusunda tam olarak emin değiller. Ben de bu emin olmadıkları konuda elimden geldiğince yardımcı olabilmek için bir rehber videosu çekmeye karar verdim. Kısaca karakterlerden ve takımla olan sinerjilerinden bahsedeceğim. Siz de bu duruma göre artık kafanızda bir şeyler şekillendirirsiniz diye tahmin ediyorum. Ona göre hangi karakteri seçeceğinizi planlarsınız ve oyuna o şekilde o karakterle başlarsınız. Şimdi dilerseniz hızlı bir şekilde Warrior klasıyla başlayalım. Warrior klasımızda şu anda 3 tane karakter var. Normalde bir tane daha olması gerekiyor Destroyer adı altında. Hatta benim en sevdiğim Warrior sınıfı diyebilirim o. Gerçekten çok iyi AoE hasarına sahip bir karakter. Yine aynı şekilde oyunun en iyi ikinci tankı olarak geçiyor. Çok tatlı bir karakterdir ama maalesef EU'ya gelmiyor. Tabii ki EU sunucuna gelince de onu da açmayı planlıyorum. Şu anki bizim buradaki karakterlerimizden bahsedecek olursak da Berserker'la başlamak gerekirse hızlı bir şekilde Berserker'a geçelim ve ben size Berserker'ı tanıtayım. Şahsen benim de EU sunucusunda kasmayı planladığım karakterlerden bir tanesi Berserker. Hatta büyük ihtimalle main karakter bile yapabilirim. İki karakter arasında gidip geliyorum. Şu an hatta burada belki diye olabilirsiniz. Ulan daha sen seçmemişsin, bize mi anlatıyorsun falan diye, ama gerçekten karakter seçmek zor bir şey. Zaten bu yüzden rehberi hazırlıyorum. En azından hani benim kafamda hala oluşmamışsa belki başkasının kafasında bir şeyler oluşur. Ki ben zaten tüm karakterleri kasmayı planlayan biri olduğum için sapık gibi. Oynadıkça, hepsini tecrübe ettikçe, hepsini kastıkça zaten birinde karar vereceğimi düşünüyorum. O yüzden de hani şu anlık iki karakter arasında gidip geliyorum. Berserker'ı anlatmak gerekirse ilk önce takım sinerjisinden bahsetmek istiyorum sizlere. Takım sinerjisinde şöyle söyleyeyim, ilk başta çok iyi bir DPS'e sahip bir karakter. Başlarda size ağır bir karakter olarak gelebilir fakat oyun sonlarına doğru gerçekten çok yüksek burst hasarlar çıkartabilen ve gayet iyi bir şekilde mobil bir karakter olabilen bir potansiyele sahip bir karakter. Gerek çoğu skillini atarken işte hareket ederek vurmanız olsun, gerek birçok dash skilliniz olsun boşluk tuşunuzun haricinde, hem PvE hem PvP açısından iyi bir karakterdir. Eğer ki hani çok simple bir karakter oynamak istiyorum diyorsanız bu karakteri oynayabilirsiniz. Yine yarı tanki bir karakterdir. Çok kolay ölmeyeceğiniz. Bunun haricinde takım sinerjisinden bahsedecektim. Başta söylemedim, şimdi söyleyeyim hızlıca. Red Dust denen bir tane skill'i var bu karakterin ve siz bu karakterle bu skill'e bir yaratığa tutturursanız o yaratığın aldığı bütün damage %12 artıyor. Neyden damage alırsa alsın %12 daha fazla artıyor. Bu yüzden de genellikle hani hem burst'ler olsun hem DPS konusunda olsun çok iyi bir karakter, takımına da çok faydalı bir karakter. Çokça görebileceğinizi düşündüğüm bir karakter. Bayağı bir oyuncu oynayacaktır bu karakteri diye tahmin ediyorum. Buna ek olarak tabii ki bir de Rage modumuz var. Bir Rage atıp saldırayım gibi bir tutkunuz da varsa bu karakteri gerçekten oynayabilirsiniz. Gerçekten vurduğunuzu hissettiren bir karakter. Hele ki Rage moduyla yani böyle iyice havaya giriyorsunuz. Rage'i atıp böyle bağırıyorsunuz. Atak speediniz dehşet yükseliyor. Çok hızlı işte skill'leriniz falan oluyor. Gayet güzel, mobil. PvE ve PvP açısından güzel bir karakter. Geldik Paladin karakterimize. Paladin karakterimiz oyunda en çok aranan 3 karakterden bir tanesi. Çünkü supportif bir karakter. Tabii ki sadece supportif de değil. Eğer ki şimdi siz hem support hem DPS olmak istiyorsanız bu karakteri açabilirsiniz. Çünkü bu karakter sadece support'a dayalı bir karakter değil. Şöyle ki yani bir anda kendi skill'lerinizi bufflayabileceğiniz bir Identity skill'i var. Identity'den kastım bu arada bu ortadaki büyük skill'ler oluyor. Onun barları dolması gerekiyor. İşte Berserker'de dediğim o Rage modu gibi. Ultimate skill değil bu arada, kesinlikle onu karıştırmayın. Bunun Identity skill'inde de isterseniz kendi skill'lerinizi bufflayabiliyorsunuz. Range'leri olsun, ata yükseliyor mu ondan tam olarak emin değilim. Yanlış bilgi vermeyeyim. Dilerseniz de takımınıza supportif olarak işlevsel olsun çok güzel bir Identity skill'i var. Yani hem DPS hem de support bir karakter istiyorsanız bu karakteri açabilirsiniz. Özellikle ki Platinum Founder pack alanlar için kostüm derdiniz varsa, eğer ki kostüme düşkünseniz ve hangi karakteri hani açayım, kostümü güzeldir diyorsanız Paladin bence en güzel kostümlerden bir tanesi diyebilirim. Gerek o yüzündeki işte siyahlık, gölgelik olsun falan, böyle bayağı tatlı bir şey. Aşağı linkleri bu arada şeyleri de bırakırım. Karakterlerin 3 boyutlu modelleri var şu anda, onu gösterdiler. Dilerseniz işte Platinum Founder Pack'tekileri, diğer paketler de dahil yani sadece Platinum değil. Bütün kostüm içeriklerini, bütün pet içeriklerini, verilen Founder Paket'teki bütün her şeyi 3 boyutlu haliyle aşağıdaki linkten takip edebilir, bakabilirsiniz. Dediğim gibi karakterimiz böyle supportif bir karakter. Hatta böyle gruptan ayrı kaldığınız zamanlarda yine aynı şekilde ultimate'inizi atarak takımın direkt olarak yanına ışınlanabiliyorsunuz. Böyle gökte bir meleğe dönüşüp böyle bir anda o alana atlıyorsunuz. Ve atladığınız alanda takımınız yüksek oranda bir kalkan alıyor.
Gerçekten çok işlevsel bir karakter. Çokça fazla takımlara aranan ve potansiyeli yüksek bir karakter. PvP'de de biraz kabız bir karakterdir. Haberiniz olsun. Bunu da açabilirsiniz. Geldik şu anda EU sunucusunun son Warrior klası olan Gunlancer, yani diğer bir adıyla Warlord'a geldik. Gunlancer oyunun en tank karakteri, hatta tank karakteri olarak anılıyor. DPS'i de iyi bir karakter aslında. Bunun bildiğim kadarıyla iki farklı build'i var. Hani sırf tank olmamaya yönelik bir build'i de var diye biliyorum. Karakteri şöyle anlatmaya başlayayım. Raid'lerin gerçekten olmazsa olmazı. Yani bu karakterin olmadığı bir raid videosu daha önce büyük ihtimalle görmedim. Hani genellikle Kore'de videolar falan izliyorum böyle. Ben 7-8 yıldır sadece Lost Ark videoları izleye izleye geçirdim zamanımı neredeyse. Ve gördüğüm raidlerin alayında bu karakterden oluyor. Hatta genellikle 2 tane var. 2 tane Gunlancer. Yani gerçekten hani aranan adam olmak istiyorsanız Gunlancer açabilirsiniz. Yine Bart da aynı şekilde, az sonra geleceğim ona. Gunlancer en yüksek zırh değerine sahip karakter. Çok güzel bir şekilde takımı sırtlayabiliyor. Gerek kalkan açması olsun, boss'un belli phase'lerini, mekaniklerini hiçe sayması olsun, o kalkanıyla immun vermesi olsun. Gerek de boss'la kafa kafaya savaşabildiğiniz bir karakter olsun. Gerçekten şekilli şukullu bir abimiz. Eğer ki ben hani kafa kafaya savaşacağım, böyle bir fetişim var diyorsanız kesinlikle bu karakteri geçebilirsiniz. Geldik Martial Artist'lere. Martial Artist'lerde zaten isminden anlayabileceğiniz üzere dövüş sanatlarıyla uğraşan karakterler diyebiliriz. Şimdi birazcık bu Martial Artist oynayanları beni tokatlayabilir, linçleyebilir ama bana bu karakterler nedense birazcık tek düze geliyor. Yani hepsi birbirinin aynı kopyası gibi geliyor. Hani belki size de geliyordur hani Martial Artist oyuncuları, bilmiyorum ama bana çok aynı geliyor bu karakterler. Tabii ki Lance Master falan var, daha onlar gelmedi. Hatta benim de geldiğinde mainleyeceğim karakter kendisidir. Ama bunun dışındaki yumrukçu karakterler, yani ne bileyim, hani şimdi Warrior'a tıklıyorsun, işte Kılıç Kitap, Great Sword, Büyük Kalkan ve Gunlance. Martial Artist'e tıklıyorsun, yumruk, bir tane daha yumruk. Bana çok böyle tek düze geliyor. O yüzden hani kusura bakmayın Martial Artist'ler, beni tokatlamayın lütfen, linçlemeyin ama bana gerçekten biraz tek düze geliyor. Ama tabii ki bu tek düzelik olma olayı bunları güçsüz kılıyor mu? Tabii ki de asla kılmıyor. Gerçekten çok yüksek DPS'e sahip olan karakterler kendileri. Şimdi ilk olarak Striker'a gelecek olursak, Striker Martial Artist grubunun tek erkek üyesi diyebiliriz. Hatta öyle şu anda da. Karakterimiz gayet mobil bir karakter. Combo sayısı biraz daha önemli bu karakterde. Çokça combo attığınız, combo skill'ler uyguladığınız bir karakter. Hemen bundan sonraki göstereceğim karakterin erkek versiyonu da diyebilirsiniz. Ne çok kırılgan bir karakter, ne çok tank bir karakter. Hani ben yumrukçu oynayayım, skill'lerim de şekilli şukullu olsun diyorsanız tam sizlik bir karakter diyebilirim bu karakter. Yani ne yalan söyleyeyim, böyle çok fazla ağım şağım anlatılacak bir olayı da yok. Ama böyle bir karakter kendisi de. Bunu da geçtikten sonra diğer martial artistimiz olan Wardancer'a geçebiliriz. Wardancer Striker'ın kız versiyonu da diyebilirsiniz kısaca. Takım sinerjisi olarak takıma crit ve attack speed bonusu verebilen bir karakter. Martial Artist sınıfında çokça seçilen bir karakterdir yine aynı şekilde. Hatta yanlış bilmiyorsam biri bu, biri de Soul Fist olabilir. En çok oynanan iki karakter bu Martial Artist sınıflarında. Yani buna biraz daha menzilli ve büyülü yumrukçu diyebiliriz diğer yumrukçulara nazaran. Bu şekilde aklınızda tutarak da bu karakteri oynayabilirsiniz. Geldik Scrapper'a. Scrapper da aralarında en yakın dövüşçüsü diyebiliriz. Böyle daha ağır vuruşları olan, böyle hani vurdun mu harbi vurmuş olarak hissettiren bir karakter diyebilirim yumruklarıyla. Skill'lerinin ağırlıkları, tabii ki ağırlıklarından kastım mobil, immobil olmaları değil yani. Vuruş ağırlıkları, hani böyle sert vuruşlarından bahsediyorum, gerçekten o vuruşları hissetmenizin konusundan bahsediyorum. Eğer ki hani cidden yumruklarımla dövüşmek istiyorum diyorsanız böyle ağır vuruşlar yapa yapa bu karakteri de oynayabilirsiniz. Ama dediğim gibi hani en çok oynanan karakter değil diyebiliyorum bu sınıf içerisinde. En çok oynanan karakterler Wardancer ve Soul Fist diye biliyorum. Geldik Soul Fist'e. Soul Fist'in olayı biraz daha farklı. Yani hem ranged hem de melee saldırıları olan bir karakter. Karakterimizin bir ultisi var. Oyunun zaten en yüksek hasara sahip olan ultisi. Tabii bunun yanı sıra ultinin vurduğu hasar güzel, fakat tutturması da bir o kadar da güzel tabii ki. Yani bu karakterle hemen ultimi attım tutsun diye bir olay yok maalesef. Tutturmanız gerekiyor. Birazcık bir cast time'ı var. Ve hani raidlerde yaratıklar çok fazla böyle sağa hoplayıp sola hoplayıp hop oradayım hop buradayım yaptığı için sizin biraz daha böyle, nasıl diyeyim, boss'un hareketlerini okumanız gerekiyor. Hani ne zaman bu ultiyi atmanız gerektiğini saniyesi saniyesine hesaplamanız gerekiyor raidlerde. Çünkü yanlış bir zamanda atarsanız zaten karakterin neredeyse bütün olayı bu olduğu için çok fazla hani bir
tatminlik duygusu hissetmezseniz, işe yaramıyorum mu acaba falan triplerine girebilirsiniz belki. O yüzden hani bu ulti tutturma olayında da hani raid'deki boss'un hareketlerini okumak olsun. Yani tabii ki tüm karakterler için önemli bir şey bu ama Soul Fist'ler için bir tık daha önemli bir olay bu. Çünkü o ulti tutturma olayı gerçekten hani okumanız gereken bir şey. O ortamı okuyacaksınız abi. Tutturmanız gerekiyor ulti. Martial Artist'leri anlattıktan hemen sonra da Gunner'lara geçeceğiz. Gunner'larda da yine Martial Artist'te olduğu gibi iki tane klasımız var. Bu klaslar Deadeye ve Gunslinger, kız ve erkek versiyonu olarak düşünebilirsiniz. Birkaç tane farklılıkları var tabii ki, onları değineceğim az sonra anlatırken. Bunun dışında hemen hemen aynı klaslar. Sadece kız ve erkek versiyonu olarak düşünebilirsiniz. Şimdi Gunslinger'dan başlamak gerekirse benim listelerde gördüğüm kadarıyla kadın versiyonu biraz daha çok oynanıyor. Bunun sebebi büyük ihtimalle rifle'ının daha güçlü olduğundan olabilir. Bundan tam olarak emin değilim tabii ki. Ama sadece listelerde daha fazla oynandığını görüyorum. Belki sadece kadın karakter olduğu için de olabilir. Şimdi karakteri anlatmaya başlamadan önce şunu söyleyeyim. Oyunun en zor kullanılan karakteri. Gerçekten hani combo geçişleri olsun, silah geçişleri vesaire. Oynaması olsun, aşırı zor bir karakter. Eğer ki tabiri caizse beni linçlemeyecekseniz, yeteneğiniz yoksa oynamayın diyebilirim. Şahsen benim yeteneğim yok, o yüzden oynamıyorum. Çünkü sebebi şu, hani bu karakteri gerçekten iyi oynamanız gerekiyor. Dediğim gibi o combo geçişleri, silah geçişleri vesaire. Eğer ki oynayamazsanız raidlerde zaten çok çabuk ölürsünüz. Çünkü çok kırılgan bir karakter. Gerçekten zırh değeri çok düşük bir karakter. Çok kırılgan, tek yiyebilirsiniz. Ve hani oynayamadıktan sonra ne siz zevk alırsınız, ne de raid içinde bulunan diğer üyeler zevk alır. Hatta üstüne bir de küfür de yiyebilirsiniz belki, onu da söyleyeyim. Ona göre karakteri açmakta kararlıysanız hala bir şey diyemem. Siz bilirsiniz, eğleniyorum diyorsanız oynayabilirsiniz tabii ki, sizin kararınız. Ama önden uyarımı yapayım, gerçekten yetenek isteyen bir karakter. Silah geçişlerini çok iyi kullanmanız gerekiyor. Bossların hareketlerini çok iyi bilmeniz gerekiyor. Doğru zamanda doğru yetenekleri atmanız ve silah geçişlerini ona göre ayarlamanız gerekiyor. Ve tabii ki son kez yine başta eklemiş olduğum gibi Gunslinger'ın rifle'ı daha güçlü diye biliyorum. Madem Gunslinger'dan gittik, Deadeye'da az önce söylemiş olduğum Gunslinger'ın erkek versiyonu haliyle. Yine aynı şekilde 3 tane farklı silah kullanıyor. Tabanca, pompalı ve sniper olmak üzere. Bu karakterimizin Gunslinger'a göre pompalısı daha güçlü tabii ki de. Diğer Gunslinger'da da rifle daha güçlü. Yine aynı kurallar, anlattıklarım her şey bunun içinde geçerli. Oynaması zor bir karakter. Çok kırılgan bir karakter. Raidlerde iyi pozisyon almanız gerekiyor. Ve doğru combo geçişini doğru zamanda yapmanız gerekiyor. Bu iki karakterin arasındaki farkları söylemem gerekirse de ultileri farklı ve birkaç tane de skilleri farklı, bunu diyebilirim. Bunun dışında çok fazla farklı bir şey yok. Geldik benim Gunner'lar arasında en sevdiğim klas olan Artillerist klasına. Artillerist klası da görmüş olduğunuz üzere ağır bir silah kullanıyor. Birazcık herkese hitap etmeyebilir. Sebebi hani drone koyuyorsunuz, ağır bir silah kullanıyorsunuz. Bu biraz daha böyle alışılmışın dışında böyle ağır bir silah tuttuğu için belki çok fazla hoşunuza gitmeyebilir ama bence çok iyi bir karakterdir kendisi. DPS'i yüksek bir karakter, dediğim gibi zırh değeri de yüksek bir karakter. Bunun dışında çok fazla mobil olmayan bir karakter ama çok da chill ve sakin bir karakter. Yani orta range'de boss'a sıkarak böyle etrafında dolaşa dolaşa vurabileceğiniz bir karakter. Çok kendinizi kasmaya gerek duymadığınız bir karakter. Tabii ki böyle elleri ayakları uzatıp oynayabileceğiniz bir karakter de değil. Hani kolay dedim ama chill bir karakter dedim ama o kadar da değil. Sonuç olarak tüm karakterlerde bir odak gerekiyor yani. Gerçekten bu oyunu oynarken raidlerde büyük bir odak istiyor. Büyük bir koordine istiyor takımla beraber. Ama aralarında daha chill bir karakter diyebilirim bu karaktere. DPS'e vurmak istiyorsanız ve zırh değerim de yüksek olsun istiyorsanız bu karakteri açabilirsiniz. Geldik Gunner sınıfımızın son sınıfı olan Sharpshooter karakterine. Ben şahsen Sharpshooter'ı çok fazla önermiyorum maalesef. Hani eğer ki oyuna Sharpshooter'la başlamak istiyorum gibi bir gayeniz varsa kusura bakmayın, böyle çok hayallerinizi yıkmak istemem ama çok iyi bir karakter değil maalesef. Bunu zaten kimde izlerseniz izleyin hemen hemen herkes aynı şeyi söyleyecektir. 1v1 PvP'si gayet güzel bir karakter. Fakat üçlü modda çok tekil oynadığı için böyle takıma çok fazla faydası olmayan bir karakter. Ama dediğim gibi 1v1'i iyi, görünmezliği vesaire var. PvP açısından 1v1 de güzel bir karakter. PvE açısından gelecek olursak da yine hasarı çok sıkıntı değil yani aslında. Güzel bir hasarı var. Range'i de uzun ama bazı skilleri bildiğiniz yakın dövüş skilli olduğu için hani böyle biraz okçuluktan da farklı bir tarafa doğru kayabiliyor karakter. Bu yüzden hani bunu göz önünde bulundurarak açmanız çok önemli. Bu karakteri oynayıp oyundan nefret eden bir sürü insan var. Ona göre açın. Tabii ki de karar sizin kararınız. Bu kararı değiştiremem. Fakat hani önden uyarımı yapayım, siz ona göre bir seçim yapın. Bu karakterden sonra pişman olup oyunu bırakmayın.
Geldik mage karakterlerimizin. Mage karakterlerimizde de şu anda 2 tane karakterimiz mevcut. Bilenleriniz vardır. Sorceress karakterimizin yerinde önceden Summoner karakteri vardı ama betadan sonra bu karakteri kaldırdılar. Sonra getireceklerini açıkladılar ve onun yerine de Sorceress karakteri geldi. Şimdi geldik Bard klasına. Bard oynuyorsanız önden şunu bir söyleyeyim. El üstünde tutulacaksınız abi. Çünkü gerçekten çok fazla ihtiyaç duyulan bir karakter. Özellikle ki EU sunucusunda hani çokça Türk'ün olduğu bir serverda hani ben DPS olacağım, hayvan gibi vuracağım abi falan diyenlerin arasında Bard'ların çıkması böyle cevher gibi bir şey. O yüzden hani el üstünde tutulacaksınız, bunu söyleyeyim. Takımlara kesinlikle alınacaksınız. Raid'lerde gerçekten olmazsa olmaz klaslardan bir tanesi. Gerçek bir support karakteri. Eğer ki ben tam olarak support oynamak istiyorum diyorsanız Paladin yerine kesinlikle Bard açmanızı öneririm. Çünkü takıma gerek kalkan vermesi, gerek can vermesi, gerek buff vermesi mükemmel, muazzam bir support karakteri. Tabii ki şöyle bir algı da var, bu support karakteri solo contentleri asla dönemez gibisinden algı varsa onu kırın abi. Çünkü öyle bir şey yok. Hani tamam diğer DPS karakterleri kadar yüksek DPS çıkartamasa da kendi dönebilecek kadar güçlü. Ondan emin olabilirsiniz. Ve tabii ki sizin supportif kalkan verme skill'i vesaire olunca da hani bir nevi tanki de olduğunuz için çok fazla solo contentte yani Chaos Dungeon'larda zorlanmayacağınızı düşünüyorum. Support oynama gibi bir düşünceniz varsa kesinlikle Bard açın. Kesinlikle. Ha bir de şöyle bir noktaya değineyim. Karakteri herkes healer olarak çağırıyor fakat healer değil tam olarak. Hatta o kadar çok healer deniyor ki ben bazen Discord'da hani support yerine healer falan yazıyorum Bard'a maalesef. Bu karakterimizin sadece ultisi heal veriyor. Yani diğer skill'leri kalkandır vesaire buff'tır. Bunun gibi şeyler. Heal veriyor mu? Tabii ki veriyor ama ultisiyle beraber veriyor. Yani bu karakterle başta abi ben heal atamıyorum hani falan diye dolaşacaksanız önceden söyleyeyim. Bu karakter öyle hemen musluk gibi heal atabilecek bir karakter değil yani. Bu support karakteri buff versin, kalkan versin, ultisinde healer geçersin. Bu şekilde işlem bir karakter. Geldik Sorceress klasına. Benim de oynamayı planladığım karakterlerden bir tanesi. Ama şöyle bir olayı var ki bu karakter gerçekten hani cast time'ları uzun bir karakter. Yani eğer ki büyücü seviyorsanız fakat uzun cast time'ları sevmiyorsanız çok fazla oynamanızı önermem. Çünkü karakter skill'leri atarken genellikle olduğu yerde duruyor, durduğu yerden skill'ler atıyor, hareket edemiyor vesaire böyle bir sürü olayı var. Range'i yine uzun, hani raid'lerde arkadan vurabileceğiniz bir klas. Ama hani bir tık da sıkabilir yönüne gidebilen bir klas. Hani olduğum yerden vurup sıkılırım abi diyorsanız kesinlikle açmayın bu klası. Ama onun dışında identity skill'inde çokça teleport atabildiğiniz, hani dashleyebildiğiniz skill'iniz olsun, attack speed bonusu olsun, kendine verebilen bir karakter bunları. Eğer ki hani ben mage klası oynamak istiyorum ve hani olduğum yerden skill atmak bana çok koymaz diyorsanız Sorceress klasını da açabilirsiniz. Geldik son klas türümüz olan Assassin klasına. Assassin klasımızda şu anda 2 tane karakter var. Bir tanesi Shadowhunter, bir tanesi Deathblade. Şahsen benim yine en çok sevdiğim visual efektli olan karakterlerden bir tanesi bunlar. Bir de Paladin vardı. Paladin'de söylemeyi unuttum ama onun da visual efektleri gerçekten güzeldir. Yine aynı şekilde Paladin'de bahsettiğim üzere bunların da kostümleri gerçekten güzel kostümler. Hani kostüm takıntısı olanlar varsa bu klasları da açabilirler. Şimdi hızlı bir şekilde Shadowhunter'a geçecek olursak demonic formu var. Yani siz bir demon formuna bürünebiliyorsunuz bu karakterde. Yine başta Berserker'da bahsettiğim bir skill olayı da var bunda. Hani belirli bir skill'ini attıktan sonra yine aynı oranda %12 oranında olması gerekiyor. Yaratın 7 hasar %12 arttırabiliyorsunuz. Yine takım sinerjisi için güzel bir olay bu. Bunun dışında birazcık hibrit kasılan bir karakter. Yani hem DPS'i güzel, ranged ve melee olmak üzere hem de yarı tanki diyebileceğimiz bir karakter. Oynanabilen güzel bir karakter diyebilirim bu karaktere de. Hani eğer ki Assassin oynamak istiyorum ve visual efektlere de çokça önem veriyorum diyorsanız Shadowhunter sizlik olabilir. Geldik Deathblade'e. Şahsen benim Assassin sınıfında en çok hani çıkmayan klasları saymıyorum tabii ki. Şu anki klaslarda en sevdiğim Assassin klası. Gerçi zaten 2 tane klas var ama Deathblade şöyle keskin skill'lere sahip bir karakter. Hani vurduğunuzda o kesiciliği hissedebildiğiniz bir karakter. Hem mobillik olsun hem DPS olsun PvP yönünde de güçlü bir karakter. Parti sinerjisine gelecek olursak da bir dönme skill'i var. Spin skill'i. Bunu attığınız zaman partinizdeki üyeler head attack ve back attack'tan daha fazla hasar vurma şansına sahip oluyor. Evet, karakter tanıtımımızın burada sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hala aklınıza takılan bir şey varsa dilerseniz yorumlarda, dilerseniz de Discord adresimize gelerek bize sorabilirsiniz. Dediğim gibi video bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı, paylaşmayı ve bana destek olabilmek için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.